Türk kedisi. Bir zamanlar güzeller güzeli bir kız varmış. Babası yeniden evlenmiş. Üvey annesi de ilk evliliğinden olan iki kızıyla birlikte gelip eve yerleşmiş. Bu iki kız yeni kız kardeşlerinden hiç hoşlanmamış. Odasında ne var ne yoksa taban arasına fırlatıp atmışlar. Ona bir kardeş gibi davranmak şöyle dursun, bütün ev işlerini üzerine yıkmışlar. Ev işleri bittikten sonra bile kızın onlarla oturmasına izin verilmiyormuş. Akşamları mutfakta sönmekte olan ocağın önünde duruyormuş tek başına. Ellerini küllere doğru tutup ısınmaya çalışıyormuş. Bu yüzden üvey kız kardeşleri ona Kül Kedisi adını takmışlar. Bir gün iki kız kardeşe sarayda verilecek bir balo için davetiye gelmiş. İkisi de heyecandan deliye dönmüşler. Herkes prensin evlenmek istediğini biliyormuş. Bakarsın ikimizden birini seçer belli mi olur diye düşünmüşler. İki kız kardeş de kendilerini mümkün olduğunca güzelleştirmek için hemen kolları sıvamışlar. Fakat maalesef bu biraz zormuş. Çünkü Kül Kedisi'nin aksine bayağı çirkinmiş her ikisi de. Balo akşamı üvey kardeşleri gittikten sonra Kül Kedisi mutfakta oturmuş ve üzülmüş. Ve sonra ağlamaya başlamış. "Neyin var? Neden ağlıyorsun Kül Kedisi?" diye sormuş bir kadın sesi. "Ben de Bolu'ya gitmek istiyordum," demiş Kül Kedisi. "Gideceksin. Gideceksin öyleyse," demiş ses. "Ama nasıl gideceğim? Hepsi gittiler. Beni burada bıraktılar." Kül Kedisi daha sonra duyduğu sese doğru dönüp bakmış. Şaşkınlıktan dona kalmış. Güzel bir kadın duruyormuş yanı başında. "Ben senin peri annenim," demiş kadın. "Şimdi kaybedecek zamanımız yok. Bana bir bal kabağı bulman gerek." Kül Kedisi hemen bir bal kabağı getirmiş. Peri annesi sihirli değneğiyle dokununca bal kabağı birdenbire altından bir fayton oluvermiş. "Şimdi de 6 tane fare getirmen gerek." Kül Kedisi 6 tane fare bulup getirmiş. Peri annesi onları da hemen ata dönüştürmüş. "Ve şimdi de bir sıçan getirmen gerek." Onu da arabacı yapmış. "Ve 6 tane de kertenkele. Onları da faytonun arkasında koşacak 6 tane uşağa çevirmiş." Nihayet Kül Kedisi'ne gelmiş sıra. Peri değneğiyle bir dokununca Kül Kedisi'nin yırtık pırtık giysileri nefesleri kesecek harika bir elbiseye dönüşmüş. Ayaklarında bir çift camdan ayakkabı pırıl pırıl parlıyormuş. "Bir şey var yalnız," demiş peri. "Gece yarısına kadar eve dönmelisin. Saat 12'de elbisen tekrar eski giysilerine, faytonun bal kabağına, atların fareye dönüşecek. Prensin bunu görmesini istemezsin herhalde. Şimdi git bakalım, dilediğince eğlen." O gece Kül Kedisi balonun yıldızı olmuş. Baloya katılan hanımlar, özellikle de iki üvey kız kardeşi onun elbisesini çok beğenmişler ve terzisinin adını öğrenmek için ona yalvarmışlar. Beyefendilerin hepsi onunla dans etmek için birbirleriyle yarışmışlar. Prens ise görür görmez aşık olmuş Kül Kedisi'ne ve o andan sonra hiç kimseye bu kızla dans etmek için izin verilmemiş. Saatler saatleri, dakikalar dakikaları kovalamış ve Kül Kedisi saat tam 12'yi vuracağı sırada evde olması gerektiğini hatırlamış. "Gitme!" diye seslenmiş prens arkasından. Ama Kül Kedisi bir an bile durmadan koşup oradan uzaklaşmış. Sokağa çıktığında elbisesi tekrar eski elbiselerine dönüşmüş. Geriye kala kala camdan ayakkabıların bir teki kalmış. Diğer tekini nerede kaybettiğini bile bilmiyormuş. O gece Kül Kedisi uyuyana kadar ağlamış. Hayatının bir daha asla o geceki kadar harika olmayacağını düşünüyormuş. Ama bu doğru değilmiş. Ayakkabının diğer tekini sarayın merdivenlerinde bulmuşlar. Ertesi sabah prens ev ev dolaşıp ayakkabıyı tek tek bütün genç kızlara denetmiş. "Bu ayakkabının dün gece karşılaştığım güzel sahibini bulamazsam yaşayamam," demiş prens.
Derken kül kedisinin evine gelmişler. Üvey kardeşleri ayakkabıyı denemişler. Olmamış. Ayaklarına girmemiş bile. Prens çok üzgünmüş. Çünkü uğramadığı sadece birkaç ev kalmış. Tam oradan ayrılacakken evin hizmetçisi dikkatini çekmiş. Hanımefendi, demiş prens. Biri siz dener misiniz? O mu deneyecek? Ne münasebet! Diye haykırmış üvey kardeşler. Fakat prens ısrar etmiş. Kül kedisinin ne kadar güzel bir kız olduğu gözünden kaçmamış. Tabii ayakkabı kül kedisinin ayağına kalıp gibi oturmuş. Prens diz çöküp kül kedisine evlenme teklif ederken iki üvey kardeş de öfkeden ve kıskançlıktan deliye dönmüşler. Kül kedisi prensin teklifini hemen kabul etmiş ve harika bir düğünle evlenip mutlu, mesut yaşamışlar.